devletin birçok probleme çözüm bulduğu gibi istese bu probleme de bir çözüm üretebilir. Şimdi ekmek girdilerinin, yani bir ekmekte 16-17 kalem girdi var ama bunların en büyük girdisi un. Yani %70'ini un tutuyor. Bizim de maliyetlerimizin en büyük kalemini un fiyatları tutuyor. Son geldiğimiz yıllarda un fiyatları devamlı bir artış içerisinde. Yani dövizin hareketlendiği aylarda un fiyatları tekrar çıkıyor. Hele şu son bir ayda 2-3 sefer unlara zam geldi. Yani 3 lira bir geliyor, sonra ikinci bir un siparişimizi veriyoruz. Yine 3 lira daha geliyor, sonra 4 lira geliyor. Bunlar bizim maliyetlerimizi ciddi etkiliyor. Şimdi burada un satan arkadaşlarımıza da bir şey diyemiyoruz. Neticede onlar da buğday alıp un yapıyor. Buğdaya aslında devamlı pahalanıyor. Şimdi devletin burada, yani bakanlığın, Ticaret Bakanlığı'nın burada bu olaya bir el atması lazım. Yani nihayetinde bu buğdaya zam geldiği zaman unlar zamlanıyor. Biz de un alıp ekmek yapıyoruz. Bu son tüketici olan vatandaşın ekmeğine öyle veya böyle yansıyacak. Evet. Bu sefer bir kargaşa oluşuyor. Vatandaşla fırıncı arasında, ilgili kurumlar arasında bir kargaşaya yol açıyor. Burada devlet bu un fiyatlarının, un zamlarını bir kontrol altına alması lazım. Eğer alamıyorsa fırıncıların aldığı unlara bir indirim, bir şey yaptırtması lazım. Evet. Yani biz ekmeğimizin pahalı satılmasından, çok pahalı ekmek yapıp satmaktan memnun değiliz. Ama neticede bizim de yükümlü olduğumuz ödemelerimiz var. Bunları ekmek yapıp satıp aldığımız paralarla işte elemanlarımızın maaşlarını, işte devletin vergilerini, işte faturalarımızı ödemek zorundayız. Çoluk çocuğumuz var, buradan bizi geçinmek zorundayız. Bugün İstanbul'da hemen hemen ortalama her fırında 10 tane eleman çalışıyor. Evet. Bunlar buradan ekmek yiyor. Biz şu anda bir zam talebinde bulunmuştuk 4-5 aydan beri. Bir 10-15 gün önce bu zam talebini öyle veya böyle, yani bakanlığın onayı olmadığı halde bizim bağlı olduğumuz odalarımız bunu çıkardı. Şu anda o arada gelen zamlar çıkan fiyatı bile geçti. Yani çıkan fiyat bile bizi artık kurtarmıyor. Evet. Yani bu konuda bu unların devamlı zamlanmasına karşı devletin, bakanlığın, Ticaret Bakanlığı'nın bir aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bir çare bulması lazım. Bu un fiyatlarını bir kontrol altına alması lazım. Yoksa bu ekmek, yani fiyatını devlet belirliyor. O da bir yanlış bir uygulama. Çünkü yani düşünebiliyor musunuz? Bir markete giriyorsunuz. Markette yüzlerce bir ürün var, değişik ürün var. Bir tane de ekmek var. Yani 500 tane değişik ürünün fiyatını piyasa belirliyor veya üreticisi belirliyor veya satıcısı belirliyor. Ama ekmeğin fiyatını devlet belirliyor. Yani bu serbest piyasa koşullarına uymuyor. Serbest piyasa ruhuna da aykırıdır yani. Yani burada bu uygulamadan hemen dönülmesi gerekiyor. Yani şimdi siz ekmeğin fiyatını engelleyerek, vatandaşı düşünerek böyle bir hareket ediyorsunuz ama burada bir sektör var. Yani bu sektörü basit bir sektör değil. Zaten basit olmadığı pandemi döneminde görüldü. Aynen. Biliyorsunuz pandemi döneminde özellikle kısıtlamalı günlerde, yani yasaklı günlerde 2-3 tane iş kolundan biriydi biz açık olan. Demek ki önemli bir iş kolu bu. Yani bu sektör gün geçtikçe kan kaybediyor. Yani eğer bu sektörle alakalı devlet kurumları, birimleri bizi alıp bir masada oturup bu işleri toparlamazsak, bu işi yapan dürüst fırıncı, bu işi yapan layıkıyla yapan 40-50 yıllık esnaf fırıncı sektörden çıkıyor. Çünkü sektör gün geçtikçe kan kaybediyor. Bu sektörde ayakta durabilenler
farklı mesralara başvuruyorlar. Tamam mı? Sektörün hakkını vermiyorlar. İşçisinin parasını tam ödemiyorlar. Ondan sonra vergisini ödemiyorlar. Ama dürüst fırıncı bunu yapamıyor. Yani dürüst fırıncı çekilme noktasına geldi. Yani benim tanıdığım onlarca aile fırıncısı var. Bu işin sonu yok. Gittikçe berbatlaşıyor. Çıkma kararı almışlar. Şimdi bu politika, yani fırıncı üzerindeki yapılan politika biraz da siyaset göz önüne alınarak yapılıyor. Bu siyasiler bunu böyle yapıyor. Bu sektörü bitirme noktasına getiriyor. Sektör çakal çukalın eline kalacak. Yani bir dahaki Allah göstermesin, bir dahaki pandemi veyahut işte savaş veyahut bu tarz şeylerde inanın fırın oluşmayacak, fırın bulamayacaklar. Yani bu işi layıkıyla yapan fırıncı kalmayacak piyasada.